Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve l'akibatu lilmuttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed. As-sadiqil va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tabi'inlerin hayatıda uçluydaki nabattaki dersimiz. Keçe Rabi ibn Hüseyin rahmetullahi aleyhinin hayatını başlayan edildi uçluyla. Bugün inşallah nuhuz yetkizemiz. Bu iki dost Rabi ibn Hüseyin aldığı keldi. Ularga bir qancha nasihatlarni qildi. So'ngra bizga tikilib qaradida, qalbingizni tuzating. Odamlardan maxfi bo'lgan amallaringizni, zero ularning hammasi Allohga ma'lum, ularning davosini qidiringlar dedi. Mana aytdik, qilayotgan zohiriy ko'rinadigan ishlarimizni hammamiz ko'ramiz, bir xildek tuyulamiz. Tafovut yo'qdek, hammamiz bir xildek. Ammo maxfi ishlarimiz bor. Yolg'iz qolganimizda qiladigan ishlar. Hech kim ko'rmagandagi holatlarimiz. Mana shu ishlarda siz bilan biz bir emas, ikkinchimizdan farqlanamiz. Muzir so'radi, "U maxfi ishlarimizni qanday qilib isloq qilamiz?" deganida nasuh tavba qilasizlar. Nasuh tavba nima? Chin qalbdan qilingan tavba. Qaytib shu gunohni qilmayman deb ahd berib qilingan tavba. Mana shu tavbani qilgan kishi nasuh tavba qilgan bo'ladi va o'zini botinini isloq qilgan bo'ladi. Robi ibn Husayn mana shu so'zini aytib yig'ladi. Shunda Munzir unga "Siz yig'laysizmi?" dedi. "Axir siz falon deb sifatlaringiz bo'lsa, siz yig'laysizmi?" dedi. Robi aytdi, "Hayhot. Nima uchun yig'lamay? Axir men shunday bir odamlarning orasida yashadimki, shunday bir odamlarning davrida yashadimki, ularga meni taqqoslasa, ularni oldida men xuddi bir o'g'ri odamda qolib qolaman" dedi. Ya'ni sahobalarni aytayapti. Men sahobalarni ko'rdim, agar bizni ularga taqqoslaydigan bo'lsa, biz o'g'riga o'xshab qolamiz ularning oldida dedi. Tobein payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam maqtagan 3-chi asrda vakili o'zini sahobaga taqqoslab o'g'riga o'xshatayapti. Unda biz kim bo'lamiz? Fitnalar, fisq-fujurlar yoyilgan bu zamonda birodarlar, bir kishi iymonda, taqvoda, ibodatda yurgan bo'lsa, oilasini islom bilan tarbiyalayotgan bo'lsa, halol luqma berayotgan bo'lsa, ayollari, qizlari avratlarini yopib yurgan bo'lsa, albatta bu odam o'zini boshqalardan ko'ra taqvosi bilan balatroq deb biladi. Ammo o'zini sahobalarga yoki tobiinlarga taqqoslasa-chi? Unda kim bo'ladi? Tobein aytayapti, "Shunday odamlar bilan yashadimki, shunday odamlarni ko'rdimki, ularda oldida men xuddi o'g'rida qaturaman." Birodarlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida mana Uhudda musulmonlarga katta musibat yetdi. Bir ayolni ana shu jangda otasi o'lganligini xabar etdi. Parvo qilmadi. Rasulullohga nima qildi dedi. Akasini o'lganligini xabarini aytishdi. Parvo qilmadi. Rasulullohga nima qildi dedi. Farzandini o'lganligini xabarini aytishdi. Uchinchi odamdan ajralyapti. Rasulullohga nima qildi deyapti. Eri o'lganligini xabarini ham aytishdi. Rasulullohga nima qildi deb so'rayapti. Rasulullohning tinch, xotirjam ekanligini, sog'ligini ko'rganidan keyin, "Yo Rasululloh, sizni ko'rganimdan keyin har qanday musibat men uchun shunarsa emas" dedi. Shunaqa ayollar bormi hozirgi zamonda? Otasi o'lyapti, akasi o'lyapti, bolasi o'lyapti, eri o'lyapti. Bu ayolni qiziqtirayotgan narsa Rasululloh tinchmi? Janglarda ana shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalari qatnashgan janglarning birida 3 musulmon yarador bo'lib yotibdi issiqdi kuni. Allohu alam yarmu jangida. Uchalasi ham o'lim arafasida. Uchalasi ham chanqagan. Suvni olib keldi. Suv quyadigan odam. Suv dedi bittasi. Unga olib boruvdi, endi tumshug'iga tutib ichaman desa, nandaroqda yotgan yana bir musulmon suv dedi. Obor dedi. Obor dedi boyaga jarohatlangan odam. Ehtimol u mendan ko'ra muhtojroqdir dedi. Unga olib borib tumshug'iga tutdi, 3-chi odam aytdi suv dedi. Qarang, mana bu odam bir piyola suvni unga ilinib olishlikka arziydigan odammi, ikkinchi odam? Arziydigan. Chunki u ham 3-chi odamga jo'nata oladi. Zamon hikmatlaridan turib tikan, dost uchun jon berishlik unchalik qiyin ish emas.
Dost üçün can bir varışlık, uncalık iyi işmez. Çünkü layık dostunu tapışlığı iyi işte yaptı. Bunlar şuna kadar dostlar. Üç arasını ölüp gitti, bir piyada suyu içmezden. Bir ikinciye inanıp. Bunlarını kıyan İsa'ra, bunlarını birbirine kıyan hayır sahavatını körüp durup, özünüzü sop görün de şu taraziye. Kimsiz? Kimimiz biz? Hiç kimmezimiz. Hacı'ya gittiyken hacıları görüyor musunuz? Samuel'e kim birinci çıkıvalış bu içe? Musabaka buladı. Hemen joy var. Hemen joy var. Siz ahırıya siz mukaleyken siz çıkmasın. Samuel'e üç müydü? İrtarak çıkıvalışı güçün birbirini tuttuğunu görüyor musunuz? Hacı'ya varıyor musunuz? Hacı'ya rasulatını öpüştüğündeki izdiham tıkılınçı görüyor musunuz? Sabır kısaçı bir saat yok ama hemen öpü buladı. Lekin maşı tuttu uğradı, yelkes vuru uğradı. Şular mı ümmette kötü aradığın Müslümanlar? Biz mi şu Müslümanlar? Hilal devam etti. Biz onun huzurunda durarken biz aldığımızda oğlu kirip ota, onam sizge habis tayinlattı. Yani bir halvanı türü. Cüdyen bir etibar bulan kıptı. Eğer şundan yese cüdyen kursan bularken op gelir mi dedi. Ayolunu bunçalar etibar bulan tayinlagenini şu erini kursan kılışı güçü mehnet kıyanlığını görüp meyle op gidiyordu. Oğlu çıkıp gitti. Şu payet eşiğini takılatıp kaldı bura. Açıp karışıyordu bir tılamçı. İçkere kirişini yine buyurdu Rabbi. Tılamçı içkereye kirdi. Hilal ayıttı. Bu kirgen adam ağzından akkan söyledi sakala düşünce türüptü. Kimlerde cüldür vaka yırtılgen. Bir karı kişi kirip geldi. Körünüşüden espaske uşadı. Tılamçı kirişi bilen boyaki oğlu halvanı op girişliği bir vakit getir kep kaldı. Şimdi oğlu yakarıp durup onu bir anaşı soru uçuyor dedi. Bu bütün alıp barı haleki tılamçını aldıya koydu. Tılamçı bu cüde bir huni suratta halvanı eşiğe girişip gitti. İki ala kolu bile alıp ağzıya tıkıp çaynayıp çaynayıp yutup yutmasından ağzından söyleyeler ki aralaşıp halvalar akıpırlar sakalları şimdi bir oka top gitti. Aç apatlı bana yep tügattı, hiç nasıl kaldırmadı. Kim git ayarlan geldi? Oğlu atası yıkarıp, rahimek Allah. Atacan, bunu anam neye meşakkatle bilen siz git ayarlıydı. Sizi işinizi anamam hal oldu, bizim hal olduk. Siz bosa hemen bir vardıyız. Ama bir kısmını versiz hem bulur ardı. Umumun başka avukatı versiz hem kanı toyup çıkıp yeter idi. Bu nöme yegenini hem bilgeni yok hali. Degeni de, oğlum dedi. Eğer bu tılamçı nemanı yegenini bilmeyen olsa, Allah bildi onun yegenini dedi. Sonra dedi ki, Estağfirullah, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ Kareyin, düşüncelerini. Suyugen narsalaringizden dedi Allah Ta'ala. Yaşgörgen narsalaringizden infak ihsan kılıp birme gününüzce, hergiz yaşlılıkça cennetke yetmişsiz. Özünüz haklayıp yaş görüp dururken narsizden birisiniz cennet geçtiği için. Ne bana özgür hava kürasız? Şundan birisiniz. Her kanda inersen infak kılsanız elbette Allah onu bulur. Değil mi buradalar? Özümüz yaş görüyen narsadan infak kılıçlıkça adetlenişimiz gerek. Bilin de mazakalas. Kıyın. Kıyın. Özünüz yaş görüp dururken şu üç kez vardı. Men buradalar, men ülkede bir vardayız. Başı kıyın. Bilesin mi alıp gitgendirken kanaka huzur buladı. Huttut. Taatını avvalı meşakkatliği boyandık. Doğru mu? İbadetini başı kıyın. Ama adatlama genizden ki bunun huzuru başka şey buladı. Ular bana şundek yaplaşıp durganları da Rabi İbni Husayim'nin bir karındaşı şaşkene çekirdi. Ey Aba Yazid dedi. Bir hararap geldi. Şaşırınç havarap geldi. Ne mi geldi dedi Rabbi? Ey Aba Yazid, Hüseyin, Ali raziyallahu anh'un, Fatıma-i Zahra'nın oğlu bugün Hüseyin katıl kılınıptı dedi. Rabbi, inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Sonra, kulillahumme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون آياتını okudu. Kim öldürüptü? Ne mi öldürüptü? Ha kurup getkürler. Lanetler deyip durup.
muhakemeye girişmedi. Ayetini okudu. Bu kişi özü köp yapırmazsa da. Kereyemez yaptı yapırmazsa da. Ayetini mazmunu kandaydı. Aytin, ey Allah'ım, ey Osmanlılar ve yerini ilk yaratıcı zat, gaybı şahadatını bilucu zat, yalnız özün yine bendelerin ortasında ular ihtilaf kılıp tutukken narsalar hakkında hüküm kılırsan. Özün hüküm kılasından onların ortasında. Bu iyi haber de yapken adam kanatlanmasından onu katıl kılınış hakkında ne mi deyisiniz dedi. Darru muhakeme gibi birlik etmemiz o. Şeyh ne dedi? İlallahi yabuhum ve alallahi hesabuhum. Kayıtı barışları hem Allah'ın huzuru gibi oladı. Hesap kitap kılış hem Allah'ın zimmesi gibi oladı dedi. Biz işimiz mesul dedi. Artışçı sözü girişmesiydi. Adamlar da muhakeme kılına diyor müşkülelerini. Faydalı yaptı yapırardı ya ki cimturardı. İnne ileyna iyabahum thumme inne aleyna hesabahum. Zira dedi Allah Ta'ala. Yalnız özümüzde kayıtçıları vardır. Sonra onların hesap kitap kılış, ceza veriş hem yalnız bizim zimmemizde. Kim ne kıyam olsa buradalar Allah da aldı da elbette cevap verirdi. Bu dünyada kutulup geçişi mümkün. Adamlar ki zulüm kılıp, hakkını yiyip, tuhumat kılıp, buhtan kılıp. Ama mumun bu hayat bu katta tamaşanın birinci kısmı da biledi. İkinci kısmı yan var. Üçüncü hatırcan buladı. Hilal vakit peşinde yakınlaşıp koyanı günü körüp vaktten faydalanıp kalıydı. Ey şeyh, menge nasihat kılayım dedi. Ustaz nasihat kılış gereği şagirdiga. Şagird şunu soru yaptı. Hilal ilimge gibi olgan, adamlar da orası da hürmet topgan, fazıl egesi gelengen dedi. Ustazı şagirdiga aytdi. Ey Hilal, adamlar sizini köp, maktaşları gururlandırıp koymasın. Çünkü ular sizi zahir ingizliğine bilişedi. Fakat taşkareziyle körüp durup baha veri oradı. Siz albatta öz amallarınızı kaytarılasız. Allah'ın razılığı közlenmesinden kılınken her kandayı amel bekarçıdır dedi. Bize taşkı görünüşümüz yakarı baha veri oradı adamlar. Ama kılıyken işlerimizde ihlas bu midyon olsa kıyamette yüzümüz gürledi bunu diye amel bile. Şu yerde turgan Munzir ham vaktini ganimet bilip mengeçi, menge nasihat kımışsın mı dedi. Şeyh onge karab durup, ey Munzir, özün bilgen işlerde Allah'tan takva kılgın. Yani halal haramlıgın anık bilgen işlerinde Allah'tan takva kılgın. Bilmediğin narsayın hakkı da sorarken de beladiyonlar ya kaytargın. Şu bizim muammayımız. Bilemiz mi, bilmemiz mi? Hiç olmazsa fikir bildirip koyamız da. Ne mi deyiler? Mesela anık bilemez, taharatın işte farz var. Usulda ki, namazda ki, anık bilgen narsayını yapır, bilmeyen narsayını bilmeyemem de koyuyor. Çünkü bugünkü cuma maruzası eşitliyorlar. Ali İbn Abi Talib'de 5 tane nasihatin içi de ilimli adamdan bir nasa sorulsa, şu nasanı bilmese, bilmeyemem de yani, yani bilmediği adamın mı kılış geliyoruz umuman? Ey Munzir, sizlerden biriniz tavba kılmasından durup, parvadigar men senge tavba kıldım demesin dedi. Sizler Allah'a tavba kıldım demeyler. Ne mümkün? Eğer tavba kılmasından şu gapta etken bulsa, yorgançılığı buladı dedi. Bu oldu tavba kıldım, kaytıp mıyım ben dedi. Dedi de çıkıp durup kılı oradı. Bu oldu dedi. Bu adam yorgançı buladı. Munzur, onda bulsa ne işimiz gerek? Şeyh aytdı, parvadigar meni keçirgin deyiler. Şunda şu dua boladı dedi. Ey Munzir, tahlil, tahmid, tasbih, takbirden başka sözler, yaxşilik ve yomonlik haqidagi savollardan başka sözler, yaxşilikka buyurish, yomonlikdan qaytarishdagi sözler, Kur'an tilovatidan başka sözler, bularni barida yaxshiligi yo'q dedi. Mana shulardan tashqari har qanday so'zki, bularda yaxshiligi yo'q dedi. Ortiqcha so'zdan ehtiyot bo'ldi. Munzir aytdi, ey şeyh, mana siz bilan o'tirdik. Biror marta ham she'r o'qimadingiz ha? Çünkü şiirde hikmet var, hayriyatlar var. Sizi tengdoshlaringiz, sizi şagirdleriniz, hammasi şiir o'qiydi-yu. Nimaga şiir o'qimaysiz dedi. Şeyh aytdi ki, dünyada qanday so'zni aytmaylik? Bu dünyada yoziladi, oxiratga borganda o'qib beriladi.
Meni kitabım menge oku verilirken payıttı, içi de kereymez sözlerini buluşunu haklamayım ben. Saatle muhakeme kılamız o keler, kereymez narsalarda. Her bittesi yazıladı. Sonra bize hammamızı yıkarıp, ölümünü köp esleyler. Çünkü o, sizler kelişini kütüyorken gaybiniz. Keliş kereye boyan adam, kelişi keçikken sarı, bugün erte kirip gelirde kütüşlük ziyada buladı. Uzakıp gitti mi kelişliğe? Demek kiriş yakın kaldı. Keliş yakın kaldı. Sonra yığladı. Sakalları hol bulup özünü hesap kula başladı. Erte gene makalaman. Erte gene medimen. Kaçan yer, çilperçin kılın gene de. Parverdigarınız ve farişteler saf saf bulup gel gene de. O şekilde cehennemde hem kiltirip kul gene de. Ana şekilde insan ibrat alır. Ama o günde bu esletme ibretinin faydası hayatdan değilsin. Şu günde ne kılaman? Yığladı. Sonra peşinge o zaman itildi. Oğluge, oğlum muazzınge icabat kılaylı dedi. Oğlu geldi de, otamı kütarış boylar dedi. Falaj bu koyana de yarımı. On yelkesinden oğlu, çap yelkesinden men uçladım. Şunu da kılı kütarıp keterken biz ayakları yerde çizip keterdi. Ayağı işlemiydi, sudara keçişi yaptı. Şunda muzara etti, ya Ebu Yazid, ya Ebu Yazid, şu halatta varası mı? Üzürüz varken o, yüzde okup boysuz bu mıydı mı? Şayh cevap verdi, ey muzur, Allah'ın ne dağılı uçsa, Necat'ke şaşırlar edip çakırsayı o, ben barmayayım ben mi dedi. Ölmele bulsa hem, barıp onun ne dağısı ki cevap veremem dedi. Bana buradalar, Rabi İbni Hüseyin, rahmetullahi aleyhine hayatı okup örgendik. Ne mi kulası olamaz? Ne mi ibret olamaz? Bunlar, buradalar siz bilen bizge andazı boyan adamlar. Eğer sahabalarını, peygamberini kuluda terbiye ogen desek, bana peygamberini körmeyen kişiler. Bunlar kandaya boyan eken. Ağızdan çıkıyken yapı yokuşuyor böyle yaptı. Özünü sahabalıya takaslayıp durup, özünü kançalı paslıgini, kemçiliğini kör yaptı. Allah subhanahu wa ta'ala ibret alışını hemenizge nasip etken olsun. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام